Aziz Korkmaz Er'i buralara kadar peşinden sürükleyen bu mahalle kızı kim acaba? Tamam. Şu anda bir aksiyon gerilim filmi izliyorum. Hazırlıklar tamamlanınca bana haber verin. Can. Can nerede? Sevim teyze aldı anne. Kızım hemen git kardeşin yanında dur. Anne babam çıkana kadar kalsam olmaz mı? Git. Annen doğru söyler kızım. Tamam gideyim ben. Gel sen götür. Babam çıkınca haber verin bana ama olur mu? Tamam kızım hadi. Ben Can'la iyi gidelim. Salih baba gelmedi mi ya? Yok. Allah Allah. Baba hiç bizi yalnız bırakmaz ya. Gelmeyi çok ister ama gelemez. Hastaneye yani. Tekin orada. Şu kim? Tanıyor musun? Yok. Sağ olasın. Getirdin bizi buraya kadar da. Ablamın senin gibi arkadaşları olmaz. Sen kimsin? Sen. Ben. Hasibe teyze. Hasibe teyze. Hasibe teyze. Sakin ol. Hasibe teyze. Hemşire hanım. Hemşire. İyi misin? Hasibe bacı. Anne. Sağ dedim. Sakin olun. Bezmiyorum. Sakin. Dur zaman. Tamam. Dur tamam. Kerem Bey, hoş geldiniz. Şu abim. Yanındaki hanımefendi kimdi? Kendisine sorsanız Kerem Bey. Doğru. Seni ve aileni vururum. Biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Baba! Baba!
Emredersiniz. Yalçın. Buyurun amir. Burası senin mahallendi değil mi? Evet. Tanır mısın dükkan sahibini? Elinde büyüdüm sayılır. Peki anlaşamadığı, kavgalı ya da husumetli olduğu birisi var mıydı? Hiç sanmıyorum amir. Faik amca kendi halinde bir adamdır. Bilemezsin. Kesin bir şey söylemek için erken ama... çocuklar kundaklama olduğunu düşündürecek kanıtlar bulmuşlar. Kundaklama. Kim niye böyle bir şey yapmak istesin ki? Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Kaç saat oldu ya? Hadi bekle. Geçmiş olsun. Tehlikeli bir durum yok. Hastamızı yoğun bakıma alıyoruz. Burada beklemenize gerek yok. Görebilir miyiz peki? Bir kişi. Ben girerim. Hemşire hanım size yardımcı olur. Hepinize geçmiş olsun. Oh. Sağ ol. Sağ ol. Allah'ıma çok şükür. Nasıl babam? Nasıl olsun? Aynı. Aygın yatıyor işte. Burada beklemenizin bir anlamı yok. Herhangi bir gelişme olursa biz size haber veririz. Ayrıca bu kadar kalabalık olmanız hastanemiz için de sıkıntılı. Geçmiş olsun. Ben kalırım, siz gidin. Kızım burada beklemek. Süleyman abi gidemem. Ben de kalırım Feride ile. Ha baba? Tamam yavrum. Annen sen de git, çok harap oldun. Hem canın sana ihtiyacı var. Ben buradayım, hadi git. İyi madem. Ben cana bakayım o zaman. Bir şey olursa ara beni ama ha. Tamam. Ben de kalacağım. Fırat evlat, sen annenle kız kardeşinle ilgilen. Zaten yeterince hepiniz perişan oldunuz. Bugünün yarını var, sonrası var. Hepinize yeterince iş düşecek zaten. Ben kalırım. Belki bir şeye ihtiyaç olur. Siz rahat olun Nasibe teyze. Tamam. Sağ ol çocuğum. Hadi. Ben dışarıdayım. Bir şey olursa ararsınız. Sağ ol Tekin. Her zamanki gibi. Merak etmeyin Kerem Bey. İş bitince bana haber verin. Alo. Baba işlem tamam. Zahmettir, eziyettir, tecrübe ile sınanmaktır, gamdır, kederdir. Mihnet basamağını geçmenin bizzat kendisidir mihnet. Zordur, zorluktur.
Yola bir kere girdiysen zaten mihnete talipsindir. Sen yolu seçtiğini sanırsın ama yol seni seçer. Sen aşkı seçtiğini sanırsın ama aşk seni seçer. Aşk dile gelmez, söze hiç gelmez. Aşk bir hal işidir. Aşka vuslat için vücudun her zerresi ayrı bir yol olur. Her yol ayrı bir gam olur, keder olur. Maşukunun acısı sana intihal olur. Kalbinin ağrısı sana hemhal olur. Kederi kederin olur. Aşk senin mihnetin olur. Aşk senin mihnetin olur. Aşk senin mihnetin olur. Babam, çok korktum sana bir şey olacak diye. Feride. Babacığım. Kolum uyuştu biraz. Allah'ıma şükürler olsun. Seni bana, bize bağışladı. Nasıl hissediyorsun, kendini iyi misin? Yakladı geçti. İyiyim tabii, iyiyim. Dükkan ne durumda? Her şey yandı mı? Bırak baba dükkanı şimdi ya. Sen iyisin ya. Önemli olan o. Birlikte yaparız artık hepsini. Bazı şeylerin yenisini yapamayız ki Feride. Ne yapalım baba? Olacağı varmış. Ben haber vereyim bizimkiler uyandığını. Uyandı mı? İyi mi? Uyandı. Çok şükür, çok iyi. Feride kızım, nasıl oldun? Sabah çok erken saatte odaya aldılar da... yani bin şükür iyi. Yeni geliyor kendine. Güçlü adamdır Faik amca. Hadi sen de git biraz dinlen. Bak, Betim benzin atmış. Hadi yavrum. Bir kez daha göreyim babam öyle. Tamam canım. Günaydın. 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 Yakışıklı oğlum benim. Sen ne zaman geldin? Sabah erken geldim anne. Birkaç parça eşya aldım. Zaten ihtiyacın olmasa artık hiç eve uğradığın yok. Anneciğim yapma böyle. Abicim bu aslında bir naz yapma cümlesiydi ama sen yine anlamadın tabii ki. Sultan sen haddini çok fazla aşmaya başladın. Farkındasın değil mi kızım? Evet. Kaybolma zamanı. Öpüldünüz hepiniz. Görüşürüz. Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Aa, Aziz'cim doğum günün için hazırlıklara başladık. Haberin olsun. Anneciğim istemediğimi bildiğin halde neden bu kadar çok ısrar ediyorsun? Çünkü bulunduğun yeri koruyabilmen için bazı önemli dostlarımıza ihtiyacımız var değil mi oğlum? Programına bakarım. Programın ayarlandı. Biz Nehir'le hallettik. Anne neden böyle yapıyorsun? Nehir benim şimdi otoritemi sorgulamayacak mı? Teşekkür ederim ya. Oğlum, o otoriteyi biz verdik sana değil mi? Hem benim karşımda otoritenin sorgulanması seni neden bu kadar rahatsız ediyor?
Ayrıca Nehir'le aranda da bir otorite sorunu yok. Nehir hem aile dostlarımızın kızı hem de... Anneciğim. Görüşürüz baba. Ben de çıkıyorum Perihan, işlerim var. Tahsin'cim, senin de işlerin çok fazlalaştı bu aralar. Sana kolay gelsin karıcığım. Kahven istersin mi? İstemez, işim var. Ne dikiliyorsun orada? Alsana şunları. İçmeyeceğim. İçerisi müsait mi kızım? Ben de Faik'i bir göreyim. Müsait Süleyman abi, buyur. Feride, biraz konuşalım mı? Tabii. Bir şey mi oldu? Faik amcanın bir düşmanı veya bilmediğimiz başka bir durumu var mı? Yalçın, babamı tanımıyormuş gibi konuşma Allah'ını seversen. Ne düşmanı olacak? Kendi halinde bir adam benim babam. Dün gece olay yeri inceleme ekibindeki arkadaşlar kundaklama olabileceğine dair bir şeyler bulmuşlar. Sabah buraya gelmeden merkeze uğradım yeniden. Kundaklama kesinleşti. Soruşturma başlatılacak. Kim yapar? Nasıl olur ya? Faik amcayla konuşulması lazım. Bunu ondan başka kimse bilemez. Yalçın bak, zaten babam stresten bu durumda. Şimdi ifade falan deyip canını sıkmayalım. Sonra biraz kendini toparlayınca yaparız, olur mu? Ben de aynı şeyi söyledim, merak etme. Biraz kendini toplayana kadar bekleyecekler. Ama soruşturma başladı. Ailedeki herkese konuşacaklar, bugün gelecekler, haberin olsun. Tabii elimizden ne gelirse yaparız. Ben hala inanamıyorum. Ben de. Hadi. Siz gidin. Ben merkeze giderken eniştemi bırakırım. Tekin sana emanettir. Hayırlı işler dayıcığım. Hadi eyvallah Yalçın abi. Eyvallah. Çantam nerede benim? Sen gördün mü benim çantamı? Yok. Dün gece elinde çantan yoktu. Yukarıda mı bıraktım acaba ya? Çantan yoktu Feride, eminim. Belki mahallede düşürmüşsündür o hengamede. Arar buluruz, merak etme. Haklısın. Efendim? Feride Hanım. Buyurun. Aziz ben, Aziz Korkmazer. Kim? Aziz. Dün gece yangına birlikte gittik. Neden aradınız? Eğer tehdit etmek için aradıysanız hiç havamda değilim Aziz Bey. Önce babanızı sormak istedim. Sonra da arabamda çantanızı düşürmüşsünüz ama... beni azarladığınıza göre babanızın sağlık durumu iyi sanırım. Sevindim. Katil için fazla nezaket göstermiyor musunuz sizce de? Nereden alayım çantamı? Ben size gönderirim. Tamam, adresimi size atacağım. Rica ederim. Niçin? Hiç. Öyle söyledim. Ne tarz bir oyun oynuyorsunuz Feride Hanım, Fırat Bey? Altan. Arabamda bir çanta var. Şirkete döndüğüm zaman alırsın. Sana bir adres yollayacağım. Oraya götür lütfen. Bakalım bu oyunun sonu nereye varacak? Anlaşıldı hanım. Ya Sibel bacım, bir şeye ihtiyacın olursa söyle bana. Bir şey lazım değil. Faik iyileşsin, başka da bir şey istemiyorum. Hadi. Hasibe teyze. Biraz konuşalım mı?
Hayırdır Yalçın? Şimdi sırası değil biliyorum ama yangınla ilgili. Faik amcanın bir düşmanı veya anlaşmazlığının olduğu birileri var mıydı? Yok canım. Faik amcanı bilmez misin sen? Etliye sütlüye bulaşmaz o. Ya ne alakası canım? Biliyorum tabii, biliyorum da. Yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı. Birisi bile bile yakmış dükkanı. Tüh, tüh, Allah belasını versin kim yaptıysa. Ah, görüyor musun ne istediler bizim avuç içi kadar dükkanımızdan. Ah. Eğer kimin yaptığını bulamazsak büyük ihtimalle Faik amca suçlanacak. Dükkan sigortalıymış kazalara karşı. Yani sigorta şirketi dava edebilir. Durum kötü. Konuşabilecek duruma geldiği zaman ifadesi alınacak Kasabe teyzeciğim. Sizin de bir ara karakola uğramanız gerekiyor. Sizden de yazılı ifade alınacak. Bah. Hay Allah, bu kadar da sıkıntımızın arasında. Şimdilik sıkıntı etmeyin. Ben ilgileneceğim. Eğer kimin yaptığını da bulursak. Hadi. İnşallah. Bir ihtiyacınız var mı? Yok. Sen kim yangını çıkardı bul. Yeter. İnşallah. Hadi kal sağlıcakla bacım. Biz gidelim. Hadi. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Dükkana ilk ve son defa giriyorum Süheyla. Bunu biliyorsun değil mi? Sen öldüğün zaman senden kurtulacağımı düşünmüştüm. Ama kurtulamıyorum. Başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi. Ama nihayet bugün bitecek. Senin hatıralarınla dolu bu mezardan kurtulacağım. Faik'im de borçtan. Evet, doğru duydun. Benim faim. Senin değil. Değil. Ceylan. Hadi
yakıversen yemeğin altını. Geliyorum ben, tamam. Hadi. Çıkacakmış. İşte birkaç güne çıkartırız dediler. Can nerede? Ha, benim uşakla yukarıda. Ha. Oh. İyi değil mi Can? İkide bir babamı görmeye gidelim diye tutturmasın dışında iyi. Sevim abla. Çok teşekkür ederim. Sana da bu kadar zahmet verdik. Olur mu kızım? Aileyiz biz hepimiz burada. Nasıl oldu babacığım kuzum? İyi iyi çok şükür. Birkaç güne çıkartırız dediler. Oh. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi Fırat ol. Uşakları çağır da iki lokma yemek yiyin. Dünden beri kimse ağzına bir lokma sokmadı. Ben de elim izin yıkayım. Tamam. Al. Otur sen. Hadi gel. Kızım gel sen de. Gel otur sen. Buyurun. Aziz Bey gönderdi. Teşekkür ederim. Ne ayak bu Aziz? Hastaneye bizi götürüyor, bekliyor orada falan. Hı? Hayırdır? Ne hayrı Fırat? Ha? Ne hayrı? Ne bileyim ben? Bekledi yani. Bekledi. Ben hastaneye gelirken onun arabasına düşürdüm herhalde çantamı. Ondan getirdim aileye. Hı. Yangındı, hastaneydi derken kafam kaldı bende Allah'ını seversen. Ha yani dün çuvala girdi bu adam burada kapının önünde şekil yapıyor, jipler mipler, bir çanta bırakmalar. Ne bileyim ben, ara sor istiyorsan. Numarası? Fırat. İyi be, bana ne? Bekledi demek. Aziz çok acil konuşmamız lazım. İstediklerimi bana getirdiğinde kalan yarısını da alacaksın, tamam mı? Ağzını sıkı tut. Merak etmeyin Kerem Bey.
Annemle konuşmuşsunuz. Evet. Annemle mi benimle mi çalışıyorsunuz? Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Bana sormadan programımı değiştirmişsiniz. Karar verin. Annemin asistanlığı size daha iyi geliyorsa bunu ben de bilmek isterim. Ben sadece doğum gününüz olduğu için... Ne olursa olsun Nehir Hanım. Bana annemle konuştuğunuzu neden söylemediniz? Perihan Hanım söyleme dedi çünkü. İşte tam da bu yüzden soruyorum Nehir Hanım. Kiminle çalıştığınıza karar verince bana da bildirin. Çıkabilirsiniz. Ben senin asistanın değilim Aziz. Kimsenin asistanı olmak gibi bir niyetim de yok. Bir an evvel kendinize yeni bir asistan bulup beni bu ayak işlerinden ve angaryalarınızdan kurtarırsanız çok sevinirim. Aziz Bey. Bunu ben istemedim. Kendin teklif ettin. İşleri yürütecek birini bulana kadar ben ilgilenirim dedim. Şimdi bu öfkenin sebebi neden? Nehir? İstediğin gibi olmadı mı? Hı? Yönetilemiyor muyum? Şuna bir açıklık getirelim Aziz. Ben ailelerimiz istediği için bu şirketteyim. Saygımı ve sınırımı koruyorum. Sen de zorlama istersen. Koruma. Nehir. Ben böyle bir şey istemedim. Annemle babamla konuşup iş güzellik yapıyorsun. Yarından itibaren kendi departmanının başına dön lütfen. Ha yok, bu çatının altında çalışmaktan memnun değilim diyorsan. Muhasebeyi arayıp görüşelim. Sen bilirsin. Tahsin Bey bu konuşmadan hiç memnun kalmayacak. O zaman sıkıntını babamla çözersin. Babamla ilişkim seni ilgilendirmez. Duracağın yeri iyi bil Nehir. Sınırlar konusundaki hassasiyetimi öğrenmiş olman gerekiyor. Şimdi bu tatsız ve yersiz konuşmayı daha fazla uzatmayalım. Çık odamdan lütfen. Gel Altan. Nedir bu kadar acil olan? Bu olan çantayı bırakmaya gittiğim öyleydi. Biliyorum. Nasıl yani? Madem biliyordunuz bana niye söylemediniz? Şimdi bu çanta bu oğlanın ablasının çantası, doğru mu? Peki sizin arabanızda ne işi vardı? Yani o mahalle, o ev falan sizin tarzınız da değil ama. Öyle oldu Altan. Öyle oldu. O zaman ben şu oğlanı alıp geleyim ben. Hayır. Şimdilik almayalım. Babaları daha yeni kalp krizi geçirdi. Takipte kal. Takipte mi kalalım? Hı. Ama bir dakika şimdi ben anlamadım yani. Bu çocuğu almazsam ben... Altan, şimdilik bir şey sorma. Peki. Bu elimizdeki adamı ne yapalım Aziz Bey? Bırakın git. Bakalım nereye gidecek. Bırakalım. Tamam. Bırakalım. Ne çok sinirlendi Perihan Hanım. Yani kendi departmanının başına geç diyerek kovdu beni. Perihan Hanım mı? Çok ayıp.
Perihan teyze diyeceksin. Sen üzülme Nihir'cim, tamam mı? Hem Aziz'i sen de biliyorsun değil mi? Yani orası öyle tabii ama bu sefer gerçekten haddini çok aştı. Üzme o tatlı canını güzel kızım benim. Sen sonuca bak. Bazen büyük savaşları kazanmak için küçük muharebeleri kaybetmek gerekir değil mi? Önce sen bana söyle bakayım. Sen Aziz'le evlenmek istiyor musun, istemiyor musun? Tabii ki istiyorum. Bak Nehir'cim, Aziz her zaman zor bir çocuktu, onu bil. Küçükken de böyleydi. Hep ketum bir yanı vardı. Yabaniydi. Büyüdükten sonra da öyle. Hiç kimseyi yanına yaklaştırmadı. Ama sen onun bu afrasına tafrasına hiç bakma. Onun ipleri hala bizim elimizde. Sen sabırlı ol, gerisini bana bırak. Tamam mı güzel kızım? Peki Perihan teyzeciğim. İpleri elindeymiş ha? Sen öyle san bakalım Perihan Hanım. Nereden ses çıkmadı? Kaç gün oldu oğlum? Ben ulanmaya başladım ha. Hayır, şükürden laf çıkmaz da. Polis falan varsa talat kesin öder. Tanrı diyorsun. Öder. Talat o günden beri eve gitmemiş. Şükür de kayıp. Ne diyorsun ya? Bir hatlar dönüyor oğlum. İkisi birden ortadan kayboldu. Ben yokum bundan sonra. Midem bulan dolmuş lan. Ne dönü abi ya? Oğlum diyorum ki bundan sonra beni arama. Tanımıyoruz birbirimizi. Ben ne diye çağırdım o zaman? E bunu söylemek için işte. Hadi bana eyvallah. Hadi. Suç çocuğu. Suç çocuğu. Suç çocuğu. Kaldırın. Gidebilirsin. Nasıl yani? Gidebilir miyim? Burayı çok sevdiysen kal. Serkan. Takipte kalın. ...12.8. Faik Bey, durumunuz beklediğinden çok daha iyi. Çok sağ olun doktor. Peki artık çıkabilir miyim? Yani evimde olursam sanki daha iyi olacak gibi. Peki, ilaçlarınızı ihmal etmeyin. Stresten de uzak durun. Aksi bir durum olmadığı takdirde bir hafta içinde yine göreyim sizi. Şey, biraz erken değil mi çıkması yani? Yani hastamız oldukça iyi. Korktuğumuz gibi durumla karşılaşmadık. Yani çıkabilir. Korkulacak bir şey yok. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun doktor. Sağ olun. Ne oldu Hasibe? Çıkmak istemiyormuş gibi bir halin var. Yok yok. Ben hani doktorlar yakında olursa diye şey ettim. Yani evde çoluk çocukla seninle olsam doktorları, hemşireleri tercih ederim. Daha iyi olurum yani. Hastane kokusu sağlam insanı hasta ediyor. Allah kimseyi düşürmesin. Eksikliğini de göstermesin tabii. Amin amin. Çocukları arayayım ben o zaman. Gönderiyor. Yok
Yoksa Fırat'la adamların bağlantısını öğrendi de bana o yüzden... Yok canım. Yani... Adamın gırtlağına yapışan benim. Geçen delirtme beni, ver şu telefonumu. Ben babamla konuşacağım. Efendim Samiye. Çok geçmiş olsun. Neredesin? Gelsen iyi olur. Kovuldum değil mi? Hı? Bir gün için. Zaten bahane arıyordu. Yok yok. Çok hızlı da ben o yüzden aradım seni. Tamam o zaman ben birazdan geleyim. Efendim anne bir şey mi oldu babama? Saatlerdir kimle konuşuyorsun sen? İş yerinden aradılar. Ne oldu sen niye aradın?